Birinci bölümde Fes nasıl Osmanlı'ya girdi onu anlatmıştık. Şimdi de çok tartışılan bir inkılap olan Şapka İnkılabı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925 tarihinde mecliste kabul edilen 671 no'lu Şapka İktizası hakkında kanundur. Bu kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve memurlarına başlık olarak şapka giyilmesi zorunluluğu getirildi ve Türk halkı da buna aykırı bir alışkanlığın devamından men edildi. Kanun 28 Kasım 1925 tarihli resmi gazette yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şapka Kanunu 1982 Anayasası'nın 174. maddesine göre inkılap kanunları arasında yer almıştır. Yasadan önce Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi farklı dinlerden yurttaşlar farklı başlık ve kıyafetler giymeye devam ediyordu. Dini kaynaklı giyim farklılıklarını ve geçmişin simgelerini ortadan kaldırmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yazında İnebolu ve Kastamonu yöresinde yaptığı gezide şapka giyilmesi konusunu gündeme getirmişti. Mustafa Kemal, uygarca ve uluslararası kılık bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kılıktır. Onu giyineceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, vücutta yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bunların tabii tamamlayıcısı olarak başta güneşten koruyucu kenarlı başlık. Şems siperli serpuş yani. Açık söylemek isterim. Bu başlığın adına şapka denir. Buna caiz değil diyenler vardır. Onlara diyelim ki çok bilgisizsiniz. Dünyadan habersizsiniz. Ve onlara sormak isterim. Yunan başlığı olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden olmaz? Yine onlara ve bütün millete hatırlatmak isterim ki Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel kılığı olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler diyecekti. Kendisi 24 Ağustos günü Kastamonu'da geniş kenarlı beyaz bir şapka giydi. Şapkayı ilk defa Kastamonu'da giymesinin sebebini diğer illerde üniformalı ya da fesli tanındığını, Kastamonu'da kendisini ilk defa görecekler için şapkayı tercih ettiği şeklinde açıklayacaktı. Mustafa Kemal 1 Eylül'de Ankara'ya döndüğünde kendisini karşılamaya gelenlerin çoğu şapkalıydı. 2 Eylül günü devlet memurlarına şapka giyme zorunluluğunu getiren 2431 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarıldı. Aynı gün Bakanlar Kurulu kararnamesi ile din adamı dışındaki kişilerin cübbe ve sarık giymeleri de yasaklandı. 16 Ekim 1925'te Konya Milletvekili Refik Bey ve arkadaşları şapka giyilmesiyle ilgili kanun önerisini meclise sundu. Teklif 25 Ekim'de mecliste görüşülmeye başlandı. Kanun gerekçesinde sarık ve fesin geri kalmışlığı sembolize ettiği, bu yüzden değiştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bursa Milletvekili Nurettin Paşa'nın bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek önerinin geri alınmasını istemesi mecliste sert tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Toplumun kılık kıyafetinin kanunlarla belirlenemeyeceğini, bunun anayasaya ve kişi özgürlüklerine aykırı olduğunu ile sürenlerin yanı sıra bu kanunun din ve devlet işlerinin ayrılmasını kolaylaştıracağını ileri sürenler de vardı. Sonuç olarak kanun meclisten geçti. Yasa çeşitli Anadolu illerinde protestolara neden oldu. Yasanın kabul edildiği gün Erzurum'da protesto gösterisi oldu ve bu ilde bir ay sıkı yönetim ilan edildi. Tutuklananlardan 13 kişi idama mahkum oldu. Kayseri'de, Sivas'ta, Rize'de, Maraş'ta, İstanbul'da, özellikle Fatih semtinde büyük olaylar çıktı. Şapka giyilmesine karşı çıkan ve halka isyana teşvikle suçlanan çok sayıda kişi tutuklandı ve çeşitli cezalara çarptırıldı. 60 kadar kişi de idam edildi. Burada şu noktayı da belirtmek yerinde olur ki, bu olaylarda mahkum olanlar şapka giymedikleri için ceza almamışlardır. Bunlar şapka giyilmesini protesto ettikleri, buna engel olmak istedikleri, bu nedenle halkı kışkırtıp isyana teşvik ettikleri gerekçeleriyle cezalandırılmışlardır. Bu konuda en çok ismi zikredilen kişi İskilipli Atıf Hoca'dır. O da çokça söylendiği gibi şapka kanununa karşı olduğu için ve kanun çıkmadan önce yazmış olduğu Frenk mukallitliği ve şapka risalesinden dolayı asılmamıştır.
Gerçekten mahkeme heyeti sorgu aşamasında İskilip'in yayınlamış olduğu bu eser hakkında kendisine çokça sorular sormuştur. Ama mahkeme hükmünü şapkadan dolayı değil, vatana ihanetten dolayı vermiştir. Zaten diğer mümkün değil. Bu eserden dolayı daha önce yargılanıp beraat etmişti. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin ve İstanbul hükümetinin isteği ve baskısı ile milli mücadeleye ve Atatürk'e karşı Teal İslam Cemiyeti adına yayınlanan bildirilerin Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılmış ve milli mücadeleye ciddi zararlar vermiş olması İskilip Atıf Hoca'nın asıl yargılanma nedeniydi. İskilip Atıf Hoca bu olaydan suçun olmadığını, bu duruma karşı geldiğini ve onlardan ayrıldığını mahkemede söylese de inandıramamış ve vatana ihanetten asılmıştır. Kuvayi Milliyecileri iddiatçı artıklar olarak gören, hoş karşılamayan Teal İslam Cemiyeti'nin kurucularından olan İskilipli Hoca gerçekten sonuna kadar milli mücadele karşıtlığı gütmüş mü yoksa bir yerde bunların niyetini anlayıp ayrılmış mı, bu konu ayrıntılı bir şekilde başka bir tartışma konusu yapılabilir. Anlaşılamayan bir diğer husus ise şapka takma zorunluluğudur. Yani kanunun içeriği ve uygulaması. Bazılarına göre o dönemde şapkasız gezmek yasak. Bundan dolayı birçok kişi hapis cezası aldı. Bunu iddia ediyorlar. Bazıları ise hayır, sadece sarık, fes ya da başka bir başlık takılmasına karşı çıkıyordu. Yani insanlar başında şapka olmadan da çıplak olarak gezebilirlerdi. 1925 yılından sonra birçok fotoğrafta aslında Atatürk ve etrafındakileri şapkasız görebiliyoruz. Yani bu durumda hepsi kanuna muhalif etmiş olması lazımdı. Genel anlamda benim şahsi yorumum ise şapka kanunun uygulanma biçimi eleştirilebilir. Başından sonuna olan olaylar iyi yorumlanmalıdır. Şapkanın büyük bir vatan ve din meselesi haline getirilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Özellikle şapka giyilmesinin neredeyse dinden çıkmak olarak değerlendirilip insanların sokaklara dökülmesi, ayaklarının çıkarılması, bazılarının bile isteye bunu yapması, bazılarının ise ihanetten değil ama gafletten bunu yapması, sonuç itibariyle birçok kişinin asılması düşündürücüdür. Tarihte olan her şeyi kişiler olduğu gibi değil de görmek istediği şekilde okur. O yüzden belgesiz tarih olmaz. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda belirtebilirsiniz.